Nimbant Mehmet Çayıroğlu. Önce Mehmet Bey'le Cemil Bey'in gaspından tutuklandı. Ardından diğer 4 şüpheli ölüm, cinayet ve sayının da artmasını bekliyoruz. Sizlerden de telefon bekliyorum. Eğer bu civarda, Tokat'ı da bunun içine katıyoruz, bu civarda yakınlarınızdan şüpheli kayıplar, şüpheli ölümler varsa lütfen bizleri arayın. Jandarmayı haberdar edelim. Çünkü sadece bunlar olduğu düşünülüyor. Hala daha tüfekler. Aynen öyle. Yani daha sahibi önce bulunmayan tüfekler var. Bu tüfekler diğer cinayetlerin, cinayete kurban giden ailelerin olduğuna göre bulunan diğer tüfeklerin de yine birilerine ait olması lazım. Aynen öyle. Kesinlikle. Yani o yüzden sayının artması bekleniyor. Sizlerin ihbarlarına ihtiyacımız var. Belki şimdi Mehmet Ali Çayıroğlu'nu gördüğünüzde, aa bu bizim ailemizin de yanına girip çıkıyordu, bizim köyümüze de çıkıp geliyordu, hayvanımızı aldı falan diye de insanlarda bir takım bilgiler gelecektir mutlaka. Akıllarına geleceğine inanıyorum. İnşallah. İzleyelim. Tek kırmamız vardı böyle. Onu da almışlar. Hayvanları vardı. Hayvanları yok. Bu nasıl hırsız? Yaratık bunlar. Vahşi bunlar ya. Bir sus yerde. Hepimizin çok şaşıracağı birisi çıkacağına inanıyorum. Şeker Köseoğlu cinayetinin zanlısı ve iki cinayetinde şüphelisi olarak gözaltına alınan Mehmet Ali Çayıroğlu ve yanındaki iki çalışanı sabah saatlerinde jandarmadan çıkartılıp Akkuş Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolüne götürüldüler. Köseoğlu'nu neden öldürdünüz? Pardon. Daha önceden tanıyor muydunuz kendisini? Ben tanımıyorum öyle birini. Peki telefonunuzda neden fotoğrafları vardı? İnternetten izlemiştim. Neden izlediniz peki tanımıyorsanız? Katiller! Peki neden soydunuz? Neden soyup o dereye attınız? Bir şey yapmadım. Katiller dışarıda. Peki diğer cinayetler, Usluoğlu cinayeti? Türeti çiftini de sizin öldürdüğünüz iddia ediliyor. Tüfekle buzağı neden elinizde tuttunuz? Onları neden elden çıkardınız? Kendi mallarım bunlar. Sağlık kontrolünden geçen Mehmet Ali Çayıroğlu Akkuş Adliyesi'ne sevk edildi. Kadın öldürecek kadar alçak insan değiliz. Alçaklar dışarıda. Kim onlar? Alçaklar dışarıda. Akkuş Adliyesi'ne getirilen zanlılar savcılığa ifade verecekler. Yapılan araştırmalara göre Mehmet Ali Çayıroğlu'nun Ordu Akkuş Karaçal'da bir çiftliği olduğu ve oraya getirdiği hayvanları kesip Samsun'da kasap dükkanında sattığı ortaya çıktı. 3 kişinin savcılık sorgusu 6 saat sürdü. Savcılık tutuklanma talebiyle 3 kişiyi mahkemeye sevk etti. Mahkeme gece saat 3 civarında sona erdi. Mahkeme sonrası Yiğit Furkan G. ve Furkan'a tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Mehmet Ali Çayıroğlu ise 5 ayrı suçtan ayrı ayrı yargılanmak üzere Ünye M tipi kapalı ceza infaz kurumuna gönderiliyor. Ben katil değilim demiştiniz ama 5 ayrı suçtan ayrı ayrı tutuklu yargılanıyorsunuz. Ne diyeceksiniz? İşinize bakın. Kilitleme huyunuz da varmış. Burada araya gireyim. Hatırlarsanız Şeker Köseoğlu cinayetini konuşurken hep şundan bahsetmiştik. Katil içeri girmiş, bir temizlik yapmış ki. Şimdi onunla ilgili de aslında başka detaylar var. Soruşturma sürüyor. Şimdi anlatacağım, anlatamayacağım detaylar var ama. Biliyorsunuz Şeker Köseoğlu'nun kapısı kilitli bulunmuştu. Bu adamın kapı kilitleme huyu var. Diğer cinayetlerde de kapılar hep kilitli bulunmuş. Demiştik ya, bu bir, hatırlar mısınız? Evet. Burada konuşmuştuk, bu bir huydur. Lütfen etrafınızdaki insanlara bakarken, kapıyı böyle çıkarken arkadan kilitleme huyları var mı yok mu diye de bir düşünün demiştik ya. Evet. Gerçekten bu adamın diğer cinayetlerde de, ev yanmış ama kapı kilitli. Allah Allah. Kapı kilitleme huyu varmış bunun. Böyle bir alışkanlığı var demek ki. Aynı konuştuğumuz gibi. Bu kilitleme huyunuz da varmış. Sağ olun.
Mehmet Ali Çayıroğlu yüksek güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolü için önce Akkuş Devlet Hastanesi'ne ardından da Ünye M tipi ceza infaz kurumuna götürülecek. Forması giyiyordunuz. Yanımda mıydın sen benim? Giymişsiniz, görüntüleriniz var. Son gasp olayınızda askerin formasıylaydınız. Ali Çayıroğlu sağlık kontrolünün ardından Ünye M tipi kapalı ceza infaz kurumuna götürülüyor. Müge Anlı'da iki cinayet dosyası daha kapanmış oldu. Efendim bu alkışlar dediğim gibi Akkuş'ta güvenlik görevlilerine gitsin. Naci Özdemir de bugün aramızda. Naci Özdemir de efendim Güneş ailesi evet. için aramızda. Siz Sabri Bey'in kızısınız. Evet, kızıyım. Hem başınız sağ olsun hem gözünüz sağ aydın. Sağ olasın. Sizin de evlerinde yanarak hayatlarını kaybetmişlerdi. Evet. Hem Sabri Bey, hem Hasan Bey, hem eşi Zahide Hanım. Ama siz ilk baştan itibaren bunun bir tüp gaz zehirlenmesinden olacağına inanmadınız. Elektrik dediler bize en önce. Önce elektrik dendi. Evet, bize elektrikten şüphetmedik yani. Olduğu yerde bulununca şeyler, cesetler, ondan şüphe duyduk yani biz. Evet, ve para yok evde, bir para olması gerekiyor. Para yok, evet. Ya abi maaşını almış o gün işte, para o. O da yok. O da yok. Tüfek? Tüfek bulunmuş. Tüfek de yoktu. Tüfek de yok, evet. Evde. Evet, yoktu. Ama Allah'tan işte bu zanlı onların da tüfeğini çaldığı için evet. öldürdükten sonra tüfek de evlerinde çıktı. Bu en son gelişmeydi aslında. Evet. Tüfeğin de teşhisiyle beraber şimdi evet. hani Şeker teyzeyle beraber acaba mı dendi? Hani Şeker teyzenin hani tüfeğini teşhis etti. İnek bulundu. Fotoğraflar tamam. Sonra diğerleri için acaba mı acaba mı dedikçe evde bulunan eşyaların öldürülen çiftlere ait çıkması artık tabii çok kuvvetli tabii deliller İpuçlar. Haline getirdi bulunanları. Evet. Her bulunan eşya, silah olsun, hayvan olsun veya başka bir takım durumlar emniyet birimlerini yeni bir adrese götürecektir. Ve o yeni adreste de Allah korusun belki yeni bir takım cinayetlerle karşılaşacağız. Şu anda halen açıklanmayan, bilmediğimiz ama yakında bir takım daha gelişmelerin olacağını o izden yürünerek emniyet birimlerinin yapacağı çalışmayla yeni bir takım durumların ortaya çıkacağını tahmin ediyorum. Evet, emniyet birimleri de evet. buna inanıyor. O yüzden sizden gelecek ihbarlar şimdi bekleniyor. Şu anda 3 çiftin, yani 3 kişinin daha cinayetinden yine aynı kişinin sorumlu Mükemmel, olabileceği bir şey, düşünüyor. Bir şey açmak istiyorum. Sözünü kesiyorum ama kusura bakmayın. Estağfurullah. Bu şimdi bizim kırsal kesimdeki insanların bir korkuları var şu anda. Benim hissettiğim bu. Bizim de silahımız evden kayıp oldu ama söylersek, asayişe gidersek bizim de tüfeğimiz yok evde. Bir zamanında bir hayvanımız da kaybolmuştu, bir cinayet olmuştu. Tüfeği söylersek biz de suç alırız diye korkulu insanlar varsa korkmasınlar lütfen. Yok artık o konu başka bir konu. Ha yani onun korkmasınlar. Çünkü ben onu açmak istiyorum. Dedim ki korkmayın, kimse korkmasın. Evinde silahı kaybolan yani ruhsatsız tabancası da olsun. Bunun yanı sıra hayvanı kalan, tüfeği olan, kaybolan civar köylerde bizim Akkuş, Ordu, Ünye, Çarşamba, Salı Pazarı, Samsun. Yani bizim civarımız. Ha Tokat. Bu civarımızda insanlar korkmasın lütfen. Akkuş emniyetinde bir sürü silahlar var. Bu adamın evinde çıkan, bu adamın konakladığı yerlerde bulunan malzemeler var. Bir sürü de telefonlar var, bir şeyler var. Tabii. Lütfen insanlar
yardımcı yani olsunlar. Gelsinler ki. Yani 30'a yakın silah bulundu. Evet. Kısı kısı tüfeği. Kimse korkmasın kardeşim. Sizin alacağınız suçu cezayı ben alacağım ya. Allah için, Allah rızası için. Gelin deyin ki tamam, eğer siz suç alacaksınız ben alıyorum ya. Suçu ben alıyorum ya. Benim bu suçlar ya. İnanın aydınlansın ya. Tabii böyle bir konuda yapacakları katkı ne önemlidir. Zaten o yüzden diyorum. O yüzden diyorum. Bu katkı için. Emniyet güçlerine. Da, o yüzden de savcılığa da bu konuda bilgi vermek son derece önemli. Bir de şöyle bir şey var canım. Yani bir yakınım öldürülmüş, artık daha benim ruhsatsız tabancamdan yani, bana ceza vereceği düşünmek. Ben çekiyorum cezayı. Ben çekiyorum ya. Bana versinler ya. Devlete sesleniyorum. Bu cezaya ben razıyım. Ben zaten ölüyüm. Yaşamıyorum. Ben razıyım bu cezaya. Ne olur ya. Hani yardımcı olsunlar. Daha canlar yanmasın ya. Şu benim çektiğim acıyı kimse çekmesin ya. Çekemez. Allah çektirmesin ya. Öyle böyle değil. Çok zor ya. Ben hala yanıyorum ya. Amin. Annemin ölüm anı aklıma geldi. Ölüyorum ben.